arkadaşlar, bizim basın toplantısı yapmak zor bir düşündüğümüz yok. Bizler hepimiz birer ada başkanıyız. Hepimiz birer kamunun seçilmiş kişileriyiz. Sadece üyelerimizle ilgili bazı istişareler yapıp üyelerimizle almış olduğumuz Sami Kayınbaşkanımızla almış olduğumuz beraber hürmetten üyelerimizle paylaştık. Fakat bazı basın açıklamalarından sonra bizim oda başkanları ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Tabii üzücü şeyler bunlar. Bizler, bütün başkanlarımız bizim için çok değerli. Ali Rıza Başkan da bizim için yine aynı şekilde böyle açıklamalar yapmamış olsaydı çok iyi olurdu. Ama ne yazıktır da ki dilin tabii kemiği yok. İnsanlar bazen bazı şekilde hatalar yapabiliyor. Ben şimdi bu basın toplantısını yapma konusuyla ilgili en son konu olarak konuşacağım. Bir tane Ali Rıza Başkanımızın konuşmalarından almış olduğum bazı cevap haklarımız var, yaşadıklarımız var. Değerli arkadaşlar, 2018 yılının 22 Ocak 2018 yılında Terza Konfeksiyoncular Odası Başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Bu yıldan sonra tabii esnaflarımızın kredibilite olan sıkıntılarının bizim kooperatifimizden çözmeleriyle ilgili geldiklerinde ve bizlerle paylaştıklarında en büyük sorunları o tarihten bu tarihe kadar kredilerin müracaattan çok uzun süreler içerisinde verildiği, 4 ay, 5 ay, 3 ay, en az 3 ay gibi verildiği ve kişilere göre de bazı istisnalar uygulandığı söyleniyordu. Fakat biz bunlara diyorduk ki, yani bakın sizin dediğiniz gibi değildir arkadaşlar. Kimseye istisna uygulanmaz. Bu arkadaşlar bu işi iyi yapıyorlar. Hep onları savunduk. Fakat yıllar geçtikçe bu kredilerdeki aksamalar daha da fazlalaştı. Yani bizim üyelerimizin, ben kendi odam adına söylüyorum, defalarca bilmiyorum ama 4 ay, 3,5, 4 aydan önce kredisini alan çok az esnaf var. Ama bunların tabii bir komşuları var, arkadaşları var, bir yakınlı komşusu, bakkalı var, işte servis şoförü var. Bunların önce aldığı ile ilgili, yani sektör bazlı sakın yanlış anlamasın kimse. Sektör bazında bir lokantacı olur, erken aldığı gibi. Yani veyahut da işte bir şoför veyahut da bir bakkal olur. Ama bunlar insanların kişiden kişiye birbirlerine söylemeleriyle gerçekleşen şeyler. Bunlara hiç aldırış etmedik, hiçbir şekilde şey yapmadık, dedik ki düzenir bunlar, finansmanlar gelir ama finansmanlar bir türlü gelmedi. Şu an en son söylendiği de, göre aşağı yukarı 1,5 yıla yakın zamandır pandemi sürecinde tamam taksitler ödenmiyor olabilir ama 2018 yılında da vardı arkadaşlar. 2018 yılında, 2019 yılında da vardı bunların maalesef. Diğer konu bizim Sami Başkanımızla ilgili 12 yıldır bir işte başkan olmuş da hani 12 yıldır ne yapmış? Ben Sami Başkanımın 4 yıl başkan vekilliğini yaptım. Daha sonra da kısmet oldu. Terziler Konfeksiyoncular Odası'na aday olduk. Kazandım. Bütün üyelerimi tek tek gezdim. Onların hepsini de görüştüm. Onlar da bizi buraya bilim başkanımızın, biz kamuyuz arkadaşlar, biz kooperatif değiliz. Biz kamu tarafından yönetilen bir kurumuz. 5362 sayılı yasaya göre yönetiliyoruz. Biz kooperatif kanunlarına göre yönetiliyoruz. Biz kooperatiflerde hiçbir zaman istisnaları yönetim kararlarıyla alabilirsiniz. Bizler 5362 kesinlikle ve kesinlikle yan tarafına geçemeyiz. 12 yıldır birlik başkanı neler yaptı? Birlik başkanı çok şeyler yapıyor aslında da. Birlik başkanı pek böyle hani yaptığını söylemeyenler. Ben söylüyorum. Ben geldikten çok kısa süre sonra odamızın tüm gelir ve giderlerini düzenledi. Her şey normale döndükten sonra
odamızın mevcut olan yeri bizim mülkümüzdü fakat bayağı bir su sıkıntıları vardı. Arkadan su falan geliyordu. Bir mülk almak istedim. Ve bununla da ilgili biraz param vardı. Ama yetmiyor. Sami başkanımız hiç tereddütsüz arkadaşlar. Bize dedi ki bize bana değil ama bunu. Ben bunu burada da söylüyorum. İlçelerde ve diğer Çarköy, Ayraboğlu ya da işte Çorlu ya da Tekirdağ'ın ilçelerinde hepsinde tüm oda başkanlarımıza finansman sağlamıştır. Ve 1 lira faizsizdir. Bu finansmanlar taksit sistemiyle de oda başkanlarımızın ödeme kolaylığı sağlanarak sağlanmıştır. Bunu hani derler ya hani bazen ticaret yapıyoruz adama babası vermez bu parayı. Evet babası vermez ama. Sami başkanımız o kadar öyle o kadar da dedikleri gibi değil. Sami başkanımız bu işlerde sağ olsun bizleri tüm oda başkanlarını onu destekleyen onu desteklemeyen tüm oda başkanlarını her zaman ağırlığını ve üst kuruluşunun ağırlığını onlara hissettirmiştir. Burada bize en çok güzel bazı sıkıntılar var. Mesela bir oda başkanımız gitmiş ki Ali Rıza başkanımıza demiş başkanım pandemi karelerinde işte şey olmasın oda kayıt belgesi alınsın ya da işte bir kişi daha gitmiş falan bir şey. Sağ olsun Ali Rıza başkan esnafı düşünüyor. Bakın bu konuda kesinlikle aklını yemem. O da kayıt belgesi istemiyor. Gelen genelgeye göre o şekilde. Fakat arkadaşlar, peki Ali Rıza Başkan pandemi kredilerinde 25'er bin liralık pandemi kredilerinde kooperatifin niye parasını alıyor? Kooperatifin niye hatırlıyor? Ama sen yönetici olarak, yönetim kurulu başkanı olarak orada yöneticilere diyebilirsin. Arkadaşlar, bu çok özel bir durum. Bu bir pandemi. Bütün esnaf çok mağdur, çok sıkıntılı. Bu 25 bin TL'lik kredilerden kooperatif hiçbir şey almasın. Yemez misin? Dersin. Bunun hakkın var mı? Var. Yönetim kurulu başkanı olarak da yönetimine sunduğunda onay verdiklerinde verebilir misin? Verirsin. Ama oda başkanlarının oda kayıt belgesi tamam. Ama krediye geldiğinde de tabii kredi kesintileri kooperatifin hakkına kalanlar %2, %3, %4 neyse tamam. Yani burada bazı cevaplar bizlere doğurdu. O yüzden bir basın toplantısını yaptık. En büyük sıkıntılardan bir tanesi arkadaşlar bizler bu yola çıktığımızda ben aşağı yukarı kendi esnafım olsun olmasın şu an bakın ajandan burada elimde 480 tane esnaf dolaşmışım. Hepsinin çayını kahvesini içmişim. Aşağı yukarı 10 günlük bir gün içerisinde 480 kişi dolaşmışım. Bunun içerisinde tanımış olduğum bakkalda, tanımış olduğum lokantada, tanımış olduğum terzide, tanıdığım tanımadığım bütün esnafların hepsini dolaştım. Ama kamuoyu olarak ben esnaflarımın hiçbir tanesine, tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımızın hiçbir tanesine, hatta tanımadıklarımıza da kimsenin hakkında hiçbir şey yapmadım. Biz sadece söylediğimiz kampanyada şuydu arkadaşlar, esnaflara kesintiler çok yüksek. Biz yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı olarak bu kesintileri azaltacağız. Esnaf alırken kazanacak. Nasıl? Kredi alırken kazanacak. 100 bin TL'de 6500 lira, 7000 lira neyse kesilen. Hayır, biz bunu aşağıya çekeceğiz. Kimin? Esnafın menfaatine. Yani o para esnafta kalacak, esnafın cebinde kalacak. Ha, kooperatifte yapmamız gereken tasarruflarımız varsa sonuna kadar tasarruflarımızı yapacağız. Oradan kısacağız, buradan tasarruf yapacağız. Biz bu yolla çıktık. Esnaflarımızın hepsine teker teker anlattığımız tek şu var. Benim herkese kişisel olarak hiç kimseyle konuşmadım. Sadece dediğimiz şu. Kredileri hızlandıracağız. En fazla 2 hafta içerisinde, 3 hafta içerisinde biz bu finansmanı bulacağız. Başkan bulamazsınız diyor, biz bu finansmanı bulacağız. 2 hafta içerisinde herkes kredisini alacak arkadaşlar. Buradan tüm Süleyman Paşa esnafına canı gönülden sesleniyorum. Herkes kredisini 2-3 hafta içerisinde alacak. Bir de kampanyanın içerisinde başlattığımız en büyük şeylerden bir tanesi şuydu. Dedik ki, yani ya bu kesintiler yüksek, bu kesintileri azaltalım.
Azaltalım bu. Türkiye'de bir ilk olalım ya. Sayın Başkan'ı dediği bu. Ben dedi ilk olacağım Türkiye'de. Yani ben bunu azaltacağım. Geçen kahvaltı yaptığımızda hayır azaltamazsın dedi Ali Rıza Başkan. Ama geçen bir sonraki toplantı yaptı, basın toplantısı yaptı. Kahvaltı yaptığımızda azaltamazsın, basın toplantısında azaltabilirsin. Çünkü yönetim kurulu başkanının ve yöneticinin elinde arkadaşlar. Azaltabiliriz biz gelirleri, istediğimiz şey ayara getirebiliriz, azaltabiliriz. Yeter ki kooperatife zarar vermemek şart. Ama esnafın cebinde kalacak olan bir şey için de biz bunu yapacağız. Biz bunu azaltacağız. Sami Başkan'la beraber yapacağız. Hep beraber ekip arkadaşlarımızla, Zeki Oda Başkanı'yla beraber. Bizler burada yönetici olalım olmayalım arkadaşlar. Biz görev ve koltuk için gelmedik buraya. Biz birlikteyiz burada. Hepimiz beraberiz. Sekiz Oda Başkanı'yla beraber, Sami Başkanı'yla beraberiz. Bize hitaplar olarak çok üzücü. Yine getireceğim o konuya. Gezdiğimiz hiçbir yerde, hiçbir arkadaşımız için orada çalışanlar, oradaki yöneticiler hakkında inanın bir şey, tek bir şey söyledi desin bir tane esnaf, ben hemen şu an geri çekeyim. Ama yani kim kimden korkuyor? Biz Sami Başkan'dan korkuyoruz. Arkadaşlar yani bakın, bilmiyorum beni ne kadar tanıyorsunuz, ne kadar tanıyorsunuz. 5 yıldır ben ticaretle uğraşıyorum. İki tane işletmem var benim ve eşimin üzerinde, kendimin üzerinde de ben de 17 kişi çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun. Bizler bu Tekirdağ'a değer katıyoruz. Katmaya da devam edeceğiz. Daha da fazla vermeye devam edeceğiz. Ben otomasyon sistemini kurmuşum mağazalarıma. Aynı otomasyon sistemini kooperatife kuracağım. Peki, şu ana kadar hiçbir tane, ben çok üzüldüm, bir tane bilgi işlemle ilgili bir yerle konuştuk deyip de Ali Rıza Başkan, biz buraya bugüne kadar herkes şey diyor ki ya biz diyor işte 3 ayda aldık krediyi, öbürkü diyor ki ben 3 günde aldım. Bunu biz ortadan kaldıracağız. Yazılımcı arkadaşlarla konuşuyoruz. Şu an her türlü sistemi hazırlatmaya başladık. Arkadaşlar artık kooperatife gelmeden de yapacaksınız bu işi. Sistemden gireceksiniz. Müdahalelerinizi yeteceksiniz. Sıra numaranızı kendiniz de alacaksınız. Hiç kimsenin daha müracaatını ederken onu beceremeyen esnafımız, yapabilemeyen esnafımız için de orada yüz tanıma sistemleri kuracağız arkadaşlar. Teknoloji bu. Ben üzülerek söylüyorum, bugüne kadar kooperatif başkanımız sadece birbirlerine insanların kötü sözler, sayın başkanımız kimseye bir şey söylemedi. Biz daha iyisini yapacağız. 3 ayı dedi, 1 ay, 2 haftayı yapacağız. Ama biz kötü sözle yola çıkan esnaflar temsilcileri değiliz. Üzülerek söylüyorum. Bizler esnafımıza nerede ne şekilde faydalı olabiliriz? Teknolojiyi onlara nasıl uyarlayabiliriz? Ve o teknolojiyle beraber biz nasıl hızlanabiliriz? Arkadaşlar bunu yapmak için değerli Süleyman Paşa esnafları hepimize sesleniyoruz. Bizler buraya otomasyon sistemini kuracağız. İnsanlar, kişiler ister bilgisayarlarından ister cep telefonlarından kooperatife girdiklerinde müracaatlarını kendi yapabilecekler ve müracaatlarını yaptıktan sonra kimsenin kafasında soru işareti kalmayacak. Herkes çünkü kaçıncı sırada kimin orada nerede olduğu herkes görecek. Zaten sıra olur. Yani burada keşke şöyle sözler duymasaydık da bu basın açıklamasını da yapmasaydık. Ben bütün Tekirdağ esnaflarımıza sesleniyorum. Onları seviyoruz. Sektörel bazda kim olursa olsun, şoföründen marketine, pazarcısından konfeksiyoncusuna, elektrikçisinden sanayicisine, hepsi tek tek çok seviyoruz. Onlara değerlerinden daha üstün, daha fazla değer katmak için buraya geliyoruz. Korkak, korkuyorlar. Kelimeleri için keşke bizlere sarf etmemiş olsaydı. Bizler hepimiz birer en az 350-400 esnafın temsilcileriyiz. İçimizde 1500'lere bulmuş esnaf temsilci arkadaşlarımız, başkanlarımız var. Ama ben şöyle söylüyorum. Oda başkanlarımızı çok azarlıyormuş Sami Başkan. Çocuk gibiymişiz bizler. Bilmiyorum artık. Sizlerin takdiriniz ve Süleyman Paşa esnaflarının da takdiri. Bizler çocuktan bir farkımız yokmuş. İçimizden birkaçı dahi olsa 5-6'sı da ben bunu oda başkanlarına arkadaşlar söylettim.
Böyle şeye de gönlüm razı gelmez. Tek basın toplantımızın amacı buydu arkadaşlar. Hani dertleşelim derken diğer mevzulara da girdik ama diğer müjdeleri de esnaflarımıza vermiş olduk. İyi de oldu, güzel de oldu. Seçimin hemen arifesinde hani dediğimde derler ya dilin kemiği yok. İşte bazen insana faydası, bazen insana zararı olur. Keşke onlar pazarlıyor, onları söylüyor. Ya zavallı onlar. Ya başkanım be. Ben seni, sözlerimi burada bitiriyorum arkadaşlar. Ben seni 2800 aşağı yukarı 50 tane mi 30 tane herhalde basın açıklamasında belirttiği kefalet kooperatifi esnafına bırakıyorum. Onlar çünkü 5 Temmuz'da gereken cevabı verecekler. Buradaki esnaflarımıza da hepsine sesleniyorum. Biz diyoruz ki demokrasi sandıktır. Sandığı her zaman isteyelim. Yani baskılar olmasaydı o sandık da gelmeyecekti. Çok esnaftan çünkü ben gezdiğim tüm esnaflar herkes ya olur mu öyle şey sandık olsun belli olmuyor, çekiniyor insanlar şöyle böyle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bu sözlerimden dolayı Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı'nı esnafıma havale ediyorum. Tekirdağ Süleyman Paşa 8500 tane 9000 aralığında girdiler çıktılarla esnafıma havale ediyorum. Sizleri biz seviyoruz. Sizlere faydalı olmak için geleceğiz oralara. Bu konuda Sami Başkanım'la ilgili de bazı açıklamaların arkasında 2011 yılında Sami Başkanım bu kooperatife Ali Rıza Eti, Sayın Mustafa Kahraman'la beraber geldikleri dönemde ve ekibiyle geldikleri dönemde de yaşadıkları bir anı var. Bir olay var. Kredi Kefalet Kooperatifi'nin aciz, yani Kredi Kefalet Kooperatifi'nin kredi veremediği dönemlerde, zor dönemlerinde Sayın Başkanım buyurun. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Değerli Başkan abi, bu kanalı başkanlarımla zor olmayacağını düşündük. Ama bu uzlaşma olmayınca maalesef
Sayın Adile Sahip, Mevcut Başkan Sayın Sami Bey'in de babalar gibi yaşam sanatları oyuncularının bir başkanı olarak şu anda adaylıklarına açıklamış bulunuyorlar. Yeni bir adayımız var. O da yıllarca çalışmış olan Ayşe Kolaycı. Ben 3 adayımıza da bu genel kurulda başarılar diliyorum. Tabii ki 5 Temmuz'da bu kararı kim verecek? Oranın ortakları. Değerli arkadaşlar, ortak demek kredi kefalet kooperatifin sahibi anlamına gelir. Yani kredi kefalet kooperatifin sahibi oranın ortaklarıdır. Orayla ilgili kim bir şey sarf ederken ben de oranın ortağıyım. Başkan arkadaşlarım da ortak. Bizim üyelerimiz orada ortak. Ortak geldiği zaman oranın ortağı anlamına gelir. Onun için oranın gerçek sahibi olan ortaklarımız 5 Temmuz'da kimleri göreve getirirse bu arkadaşlarımızın ekli dairesinden sanatlar için hayırlı olsun diyorum. Bu şekilde bu tartışmaların da seçim öncesi esnaf ve sanatçılar tarafından, ortaklarımız tarafından çok olumlu karşılandığını da sanmıyorum. Neden mi? Hizmet verirken hizmette herkesin birbirine destek olması, güzel şeylerin yapılması gerekiyor. Nasıl ki bizim göreve geldiğimiz zaman Sami Bey'in başkan, alın bu parayı ben veriyorum arkadaşlara. Geri dönüş olduğu zaman paramı beni verirsiniz deyince bir güven vardı, bir güvence vardı. Aynı düşüncelerin, aynı birbirimizle olan güvenin tekrar olmasını tabii ki bu konunun tekrar ortaya kazanılmasını gerçekten de ben arzu ediyorum. Neden mi? Görev alacak olan arkadaşlarımızın bir kefalet kooperatifinde İlkı Dağistan sanatkarı için güzel şeyler yapacaklarına inanıyorum. En iyisini de 5 Temmuz'da ortakların genel kurulda karar vereceğine inanıyorum. Değerli basın mensupları öncelikle sizlere bize en azından doğru haberleri, kimin nerede ne dediğini, ne yapmak istediğini ilettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. O da başkan arkadaşlarıma da gerek kafalarında, gerek de çıktığı bu yolda Sami başkanımıza da başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, yarın her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. 5 Temmuz'da kazanan kim olursa Tekirdağ esnafı kazansın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın değerli çok çok değerli final kısa hesaplar. Az önce başkanın açıklamalarını bunu dinledik. Demekler her şeyi noktasında bir güzel olarak doğru tutumlu açıklamaları yaptı. Fakat ben de kendisi bir güvenlik yargıyım. Hemen şöyle kısa bir açıklama yapmak gerekirse Sayın Ali Rıza Etin'in basın açıklamalarını hakikaten üzülerek dinledim. Bizler, ben 16 yıldır Bileksel İçer Bekleyi Konuşma Odası Başkanlığı'nı yapmaktayım. Bugüne kadar Allah'tan başka bir şeyler korktum. Sağır Başkanlığı Bülent'te Kürtüz Kuruluşluk olarak Birlik Başkanımızın saygılık süredir. Ama Sayın Ali Rıza Etin'in arkadaşsınız, zavallısınız, korkaksınız ya. Sayın Ali Rıza Etin, biz korkup olsaydık 2014 yılında hatırlarsınız, biz Sami Başkanımıza karşı Birlik Başkanlığı'na bir aday çıkardık ve onu destekledik. Yeni dikkat seçildi, o zaman seçimde kaybettik. Sami Başkanımız geldiğinde en sık üstte tebrik ettik kendisine. Sami Başkanımız hiç unutmam o lafını. Arkadaşlar, seçim biter, geçim başlar. Sizler de dedim, ona başkanımız hani her zaman başına sıkıştığı zaman dedim, buyurun dedim, bir bilgi almış, buyurun her konuda her zaman yanımızda elimizde hakikaten de olmuştur. Ankara'ya bir toplantıya gideceğiz. Yönetim kurulunda 20 minutu tavsiye çıkıyor. Bir yerde başımızlara düşmüştür. Gece 12'de olmuştur. Bir dolu aramıştır. Bu ne bir aymazlıktır? Bu nasıl yani yakışacak bir yakışıksız bir açıklamadır? Kendisini bu konuda kınıyorum. Arkadaşlar, kooperatifin yaklaşık 2800 tane ortağı var. 2800 tane orta içinde sadece sen misin? Yani 2800 tane orta içinde birileri aday çıktığı zaman niye bu kadar yani devri davranıyorsun? Niye hiddetmiyorsun? Yok efendim bu işi benden başka kimse yapamaz diye bir açıklaması var basında. Ya arkadaş, siyasi
Sihirbaz mısın? Büyük kapı tutkusu. Anlayamadım ya. Kusura bakma ya, biraz senin sözlerim, ben dayanamıyorum artık yani. Büyük açıklamalarına. Bu cevap vermek istemezdim ama üzülerek de bunu kendisine söylüyorum. Lütfen biraz sakin, sükunet. 5 Temmuz günü birini takdiri, ortağın takdiri kimi seçer? Seçim gider, geçim başlar arkadaşlar. Biz her gün, devam başarıyız. Birbirimiz yüzlerine bakıyoruz, yüzlerine bakacağız. Yani birbirimiz yüzlerine bakabilecek kelimeler sarf etmeye ne hali var? Yani fiziklerin bunlardan ibaret. Hakikaten yüzlerek konuşmaya yapmak zorunda bıraktırıyoruz. Ben diyorum ki 5 Temmuz günü bugün Sinan Paşa hesaplarını diyorum ki iyi olan kazansın, iyi olan hükümet verecek olan arkadaşlarımız uzak kesimden kötü kırıklara böyle vatandaşlarımızın katıldığımızı öncesi vatandaşlarımızın arkadaşlarımızın teşekkür ederim ben Sinan Paşa'nın bütün hesaplarına saygı ve selam seviyorum selam sağ olun arkadaşlarım. Ne kadar kararlı olsun başkan olarak Kumbaşı İstirahat Eğlence Yerleri'ni temsilcisi olarak 2010'da bu kutsal ceketini yedim. 2010'da seçimlerden sonra 2021 yılına kadar üyemin boyunca ele evde hiçbir hamlede bulunmadım. 16 Mart 2000 yılında bu COVID hastalığı sebebiyle yaşanan kapanmalarda davetçe savunmada çok teşekkür ediyorum. Beni gerçekten onurlandırdı. Hiçbir sosyal medyada, görsel medyada, yerel basında hiçbir bireysel açıklama yapmadılar. Onlar adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekmezade Süleyman Paşa'da o zor süreçte, o sıkıntılarda kahvede sonun yanında olduğunuz bütün açıklamalarımı dile getirdiniz. Ama görsel basın, ama sosyal medya, ama yerel medyada hepinize teşekkür ediyorum. Bu zor süreçte Sevap Paşa Belediye'miz Kamile Sınavı'na gerçekten sahip çıktı. Cumhuriyet Yükselam'ın da sizler önünde teşekkür ediyorum. Biz bir hizmet yarışına girdik. Hiçbir başkan kötü hizmet için aday olmaz. İyi hizmeti, o hizmeti daha yukarıya nasıl taşırın diye aday olur. 2010'da geldiğinde kirada olan bir iş. Bir adaydık. Belediye İş Merkezi'nde en iyi en zor dönemde en iyi yerde bir odayı aldık. Üyelerime daha iyisini yaptım ama tabi üyelerimin takdiri bu. Fakat ne yazık ki Sayın Ali Zahit'le bu 16 yıllık kapalı süreçte ortaklarına kendisine gittiğimizde dedik ki Sayın Başkanım biz ortaklarımızın yetişelerimizin vermiş olduğu bazı katkılar var. Ama 500 lira ama 1000 lira bunlardan üyelerimize faydalandıralım. Sayın Başkanımızın bize dediği bu. Ben verirsem dedi zimme çıkar. Keşke vereyime fayda olayım da bana zimme çıksın. Arkadaşlar, malum doğa afet oldu. Giresun'da Sayın Kefahatimizin hesabından rakam söylemek istemiyorum. Bir para gitti. Elazığ'da doğa afet oldu. Deprem gitti. Tabi onlar da bizim insanımız ama bu devlet işi. Bizim ortaklarımızdan kesilen paraları diğer illere, diğer kurumlara verilmesi bana verildi değil. Keşke bu pandemi döneminde Sayın Başkanımız bizim kapalı kahvecimize, servisimize, kantincimize bir destek olsaydı bırak olmayı bir kere telefon edip başka bir isteyen var mı yapacağım bir şey var mı? Bir kere söz zahmet bile broşür bastırdım. Bu tarafa da yönetim başkanımız burada sizler demişler para mı yok diye baktırmadı. Para meselesi değil. Biz bize sahiplerine sahipleniriz inşallah. Ben buradan üyelerime sesleniyorum. Sami Bey Başkanım'a cari gönülden hiçbir koltuk istemedim. Üstüne basamaz söylüyorum. Hiçbir beklentim olmadan yönetim kurumuna beraber Sami Bey'e destekliyorum. Benim odam olarak üyelerimin her zaman yanındayım. Bu zor süreçte de üyelerimden desteğimi istiyorum. Ben de senin olayım olmayayım. Üyelerimden Sami Bey'e destek istiyorum. Basın olarak tekrar kahvenizden önce esnaf izleyen olduğunuz için sizlere dair ayrı teşekkür ederim. Susmayacağız. Hakkımızı vereceğiz. Ama devlete, ama bakanlığa, ama genel müdürler üyelerin bir tanesine bir farkı olursa ne mutlu olarak sizlere bu kutlar
Başkanım bu bizlere zaman eden çok teşekkür ediyorum. Peki varsanız sizler bizim sesimiz, gözümüz, kulağımızsanız teşekkür ederim. Sözüm yok da konu için teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepiniz açık bir şekilde sağlıklı desteklediniz, beğendiniz. Ola ki pazar desteğini alimize ait bir durumumuz razı edin ve kazandı. Sonrasındaki yuvarlığınız ne olur? Ben bu konuda yine bir ortaklarımın.